Ya adı gayrimeşru İslamcı bir rejim. İslamcı bir rejim. Ya bırak isterse dünyanın en liberal, en demokrat bilmem nesi olsun. Demokrasi mi olur ya? Nerede demokrasi var? Sana bir şey söyleyeyim. Son bir ayda yazdığım yazılar dolayısıyla seçime eğer Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa savcılar da harekete geçerse bil ki Özdemir abin içeride 87 yaşında. Sen ne? He? Demokrasimizin ne kadar şey olduğunu Sen gösteriyor. neden bahsediyorsun ya? Ya Türkiye iflas etmiş durumda. Para yok, pul yok. İnsanlar aç. Peki bu açlık, sefalet neden dolayı? Çünkü bu hükümet demokratik bir yolla iktidarda kalamayacağını ta 2000 yılında biliyordu. Seçimi hele bir kazanayım, gerisini hallederim diyordu. En büyük engel Ahmet Necdet Sezer'di 2007'ye kadar. 2007'de o Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra Abdullah Gül Cumhurbaşkanı oldu. Her şey yoluna girdi. İlkin orduyu hallettiler. Öyle mi? Orduyu hallettiler. Sonra Danıştay'ı hallettiler. Ondan sonra Anayasa Mahkemesi'ni hallettiler. Ondan sonra adliyeyi kendi mahkemeleri haline getirdiler. Efendim Yüksek Seçim Kurulu'nun bütün üyelerini kendileri seçtiler. Efendim bütün bürokrasiye kendi adamlarını getirdiler, kabiliyetlerine falan şuna buna bakmadan. Şu anda bütün camiler AKP için çalışıyor. Bütün camiler AKP için çalışıyor. Tarikatlar AKP için çalışıyor. Bütün memurlar AKP için çalışıyor. Devletin bütün organları bu AKP için mi Evet. çalışıyor? Ha, şimdi son bir şans. 28 Mayıs son bir şans. Eğer bu şansta, bu şansı iyi kullanırsa ve Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyen insanlar vermek isteyenlerden daha fazla ise yılmazlarsa, korkmazlarsa efendim Türkiye'nin doğusunda şimdiden başlamışlar. Eğer şeye oy verirseniz Kılıçdaroğlu'na sizin köylerinizi darma duman edeceğiz. Ya nereye bakıyorsun öyle havaya bak. Bu arada önemli bir gelişme Televir'de de var. Oraya bakmamın gerekçesini de söyleyeyim. Bana bir mesaj düştü. Adil Serdar Saçan yaşamını yitirmiş. Işıklar içinde yatsın. Biliyorsun o mücadele etmişti özellikle organize suçlar şube Ha, müdürüydü. o mu? Evet bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Eceliyle mi öldü? Bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Yani biliyorsun şeylere izin vermeyen, işte o suçlulara izin vermeyen, mücadele eden bir Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. gerçekten şube müdürüydü. Yani organize suçlar şube müdürüydü. Yani Şimdi Roma'da almıştık şimdi onu biz. Kendisi yaptım. Onlar vardı. durum son derece zor. Son derece zor. Çünkü herhangi bir yasal dayanak yok. Herhangi bir yasal dayanak yok. İçişleri Bakanı seçim izleyen bir grup var. Herkes izlemek hakkına sahip vatandaş olarak bunları yasa dışı ilan ediyor. Bakanlar bakanlığın bütün imkanlarını kullanıyor. Cumhurbaşkanlığının bütün olanaklarını kullanıyor. Paralar dağıtıyor. 200 liralar dağıtıyor falan. O 200 liralar kimin? Efendim temel atıyorlar.
attıkları temenin gerçeklikle hiçbir ilgisi yok. Efendim, savaş gemisi yapmışlar. Efendim, tank yapmışlar, tayyare yapmışlar. Tabii yapacaksın kardeşim. Kendi kesenden vermiyorsun ki bu parayı. Eğer doğru dürüst yapıyorsan bu işleri, gerçekten yaptığın tayyareler, uçaklar evrensel norma uygunsa, yeni gelen hükümet bunu devam ettirecek. Efendim, köprü yapmışsın, bitmemiş. Yeni gelen hükümet bunu devam ettirmeyecek mi? Ettirecek. Devletin bir devamlılığı var. Partiler gelip geçicidir, kiracıdır. Ev sahibi devlettir. Abi sen bu sürecin içerisinde önerin ne? Şimdi bu gelinen nokta itibariyle herkes sandığa çağırıyor. Ben de sandığa çağırıyorum. Biz de programlarda aynı şeyleri söylüyoruz. Ama sonuç itibariyle geldiğimiz nokta, yani son işte Ümit Özdağ'ın süreci de yaşandı. Bu Sinan Oğan'ın da özellikle, yani AKP Genel Başkanı Trabzon Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinden sonra Ata İttifakı dağıldı. Böyle de bir süreç yaşanıyor. Şimdi ama diğer taraftan da oy veren insanlar var. Yani yüzde olarak baktığımızda sözünü yerine getiren siyasi partiler de var. Bundan sonra ne olur? Şimdi bir seçimde hile var. Bu konuşuluyor. Sayı tutmuyor diyorlar. Efendim, tipin aldığı oylar MHP'ye yazılıyor. Ama MHP'nin aldığı oylar hiçbir zaman tipe yazılmıyor yahut da sol partiye yazılmıyor. CHP'nin aldığı oylar AKP'ye yazdırıyor. Ama AKP'nin oyları asla CHP'ye yazılmıyor. Bunlar bir gösterge değil mi? Hani dersin ki memurlar yahut da bilgisayarcılar hata yaptılar. Hatayı hep muhalefetin aleyhine, iktidarın lehine yapılır mı ya hata? Eşit olur. Öyle değil mi? Hata sadece AKP'nin ve ortaklarının lehine, muhalefetin aleyhine. Demek ki burada bir ahlaksızlık var. Dalavera var. Buna efendim insan hatası, makine hatası demek mümkün değil. Eğer yanlışlıklar hep bir taraf lehine yapılıyorsa, burada bir kötü niyet vardır, sahtekarlık vardır. Ve bu son 14 Mayıs'ta yapılan seçimin örneklerine baktığın zaman, hep muhalefetin aleyhine ve iktidarın lehine olan yanlışlıklar var. Yani bir kere eşitlik yok. Eşitlik yok. Şimdi bir yığın yalan söyleniyor ya. Efendim şey yapılmış, montaj yapılmış. Ya montaj yapmak suçtur. Kendi itiraf etti. Kendisi itiraf etti. Şimdi bu seçimlerin Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edilmesi lazım. Şu anda iptal edilmesi lazım. Bu seçim geçerli değildir. Çünkü bir taraf durmadan hile yapıyor. Yalana başvuruyor ve kendi lehine çevirmek için seçim sonuçlarını her türlü hileye başvuruyor.